İyi günler, Medyascope TV özel yayınından merhaba. Entelektüelsiz kalınca bu toprakların Yahudi toplumuna ilişkin gözlemleri Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Metin Sarfat ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayağı uzun bir şey var böyle. Giriş biraz uzun oldu. Konu daha da uzun aslında. Şimdi evet. İzleyiciyi de belki rahatlatmak adına ayrı ayrı bölümlerde ele alacağız konuyu. Önce bir entelektüel nedir tanımını yapıp dünyada entelektüelizmin durumu, sonra da hem aslında Türkiye ve özelinde de Türkiye'deki Yahudi toplumunda evet. entelektüellik diye bir amacımız var. Bakalım ne kadarını başarabileceğiz evet, diyelim. Sayenizde böyle beraber ne kadar gidersek ona doğru gideceğiz. Çok önemli bir konu. Ben birkaç sayıdır Shalom'daki yazılarımı buna ayırdım. Çok beni düşündüren bir konuydu her zaman. Yani ta böyle üniversite başından beri Freud var, Proust var, Christoph Kolomb var, Spinoza var. Yani aklınıza uygarlığı yapan her düzeyde birçok Yahudi var. Buraya bakınca hep kendime sormuşumdur. Niye burada kimse yok? Bizim de zenginlerimiz var. Dünyaca ünlü. Dünyaca ünlü de değil yani üstelik. Evet, isterseniz bu benim aklıma ta ilk gençliğimden beri takılan konuyu birlikte irdeleyelim. İsterseniz şeyden başlayalım. Entelektüel nedir ben, değil mi? O zemini evet, oturtalım, tamam, üstüne çıkalım. Nedir entelektüel? Ona da baktım, hep bakıyorum. Nedir entelektüel? Şöyle baktım, bir kere Batı'ya özgü o da. O da bize özgü değil, birçok şey gibi. Batı'ya özgü. Şöyle bir baktım, önce sandım ki modern dönemlerin bir ürünü entelektüel. O doğru. Fakat o modern dönemlere doğru geldikçe, yani mesela bir Rabelais gelmeden evvel 10. yüzyıldan itibaren din adamlarının içinde yavaşça bir özgürleşme uç vermeye başlıyor. Onu görüyorsunuz. Yavaşça bir özgürleşme başlıyor. Ve ilk 11. yüzyılda, 12. yüzyılda ne diyorlar biliyor musunuz ilk entelektüellere? Modernis diyorlar. Şimdi bizde modern olmak, şık bir tişört giymek, Yahudi toplumunda güzel bir araba almak falan ya, tam oradan başlayacağız. Modernis dedikleri adamlar bizim Türkiye'de de, Türk Yahudi toplumunda da pek rastlanılmayan din adamlarının bir kısmının ismi oluyor modernis. Ve bunlar yavaşça entelektüel olmaya başlıyor. Şimdi çok uzatmayacağım tabii ama ilk çekirdeği orada. Çok önemli bu. Yani dinin, yani kutsalın yavaşça dogmatik yapısından sıyrıldığını gösteriyor. Bir. Tabii ikincisi aynı zamanda ticaret hızlı gelişmeye başlıyor. Ve Amsterdam'a doğru geliyoruz bu yolculuk sırasında. Tabii ki Büyük Rabelais'den geçerek, Rabelais biliyorsunuz Gargantuar'ın yazarı, Büyük Rabelais'den geçerek. Çünkü bence ilk büyük entelektüellerden bir tanesi. Ve bir de Christoph Kolomb'dan geçerek. O da bence ilk büyük entelektüellerden bir tanesi. Ve parantez içine alıyorum, muhtemelen Yahudi. Veya dönme bir Yahudi. Çünkü Amerika'ya ilk seferinde teknesini, İzabel, Katolik İzabel'in zulmünden kaçan Yahudilerin birçoğunu alıyor. Ciddi bir söylenti bu. Şimdi ama asıl gelmek istediğim yer, buralarda kaybolmak istemiyorum. Fakat isteyene öneriyorum, ciddi bir şekilde öneriyorum. Orta çağdaki entelektüele gidişin yolculuğunu incelesinler. O zaman Türk toplumunda ve Türk Yahudi toplumunda niye bu konunun, niye bu insanın çok boy vermediğini görecekler. Ve nihayet tabii ki büyük ustaya, büyük filozofa Spinoza'ya geliyoruz ve büyük entelektüele geliyoruz. Şimdi burada konuya girişin ipucunu da alacağım. Levinas diyor ki, filozof Levinas diyor ki Spinoza için, sen diyor Spinoza'ya, Spinoza ile aynı fikirde değil, Yahudi aydınındaki, Yahudi entelektüelindeki büyük çatlamanın sebebisin. Sebep ne? Ne yapmış Spinoza? Kutsalı reddetmiş. Olsun. Belki bir gün ben de öyle anılırsam razıyım böyle bir ithama. Şimdi Spinoza büyük bir entelektüel.
Ondan sonra modern zamanların içinden büyük bir özgürleşme süreci başlıyor. Özgürleşme süreci Amsterdam'da iki tane şeyle başlıyor. Solcu arkadaşlara şaşırtıcı gelecek ama önce ticaretleşmeyle başlıyor. Hemen arkasından ticaretleşmeyi gözlem altına alan Spinoza ve filozofla başlıyor. İkisi olmazsa olmuyor. Şimdi daha sonra üçüncü bölüme geldiğimizde göreceğiz ki burada zenginleşmenin hem Türk toplumunda hem Türk Yahudisi toplumunda zenginleşme olgusunun özgürlüksüz olsa da olabileceği, dolayısıyla düşün adamı olmazsa da olabileceği, dolayısıyla entelektüelsiz de olabileceği düşünüldü. Ve Yahudi toplumunda, Türk toplumunda büyük yoksulluğun sebebi bence bu. Şimdilik onu bırakalım. Şimdilik geleceğiz. Onu bırakıyoruz. Devam ediyorum yoluma. Spinoza'dan sonra büyük bir şey yapıyorum, büyük bir atlama yapıyorum. 20. yüzyılın başına geliyorum. 20. yüzyılın başında beni gerçekten her okuduğumda, her yeni baştan okuduğumda tüylerimi diken diken eden büyük bir yazar var. André Gide. André Gide kendini nasıl tanıtıyor biliyor musunuz? Şöyle diyor kendisi için. Ben Galatasaraylı olduğunuza göre hemen tercüme edeceğim arkadan. L'inquiéteur, yani ben endişe salanım. Ben dehşet verenim. Şimdi böyle bir entelektüelin buradaki konumunu düşünüyor musunuz? Yani bizim entelektüelimiz bile halkıyla bütün olmak için dört döner. André Gide'in öyle bir görevi yok. Halka yağ çekmek, dalkavukluk yapmak, siyasetçiyi onore etmek gibi bir misyonu yok. Ben diyor, dehşet salmak için buradayım diyor. Evet, benim için de öbür konuya geçmeden benim için de entelektüel rahatsız edendir, huzursuz edendir, endişe salandır. Herkesi, özellikle ortalama insanı ve cahil siyasetçiyi özellikle yerinden sıçratandır. André Gide çok önemsiz bir detay mı? Değil. İlk gay. Düşünsenize ve bunu yazıyor 20. yüzyılın başında. Şimdi onu söylemek kolay. Evet. Böyle bir sizin sorularınızla da tamamlayabilirim ama hızlıca tabii bir televizyon programında entelektüelin şeyini çizmek istedim. Şöyle noktalıyorum. Entelektüel avantgardtır. Entelektüel gerekirse acı çekmeye de hazır olandır. Dışlanmaya da hazır olandır. Hatta Spinoza gibi öldürülme riski geçirmeye de hazır olandır. Şart değil, hayır. Asıl hayata dönüktür. Öyle bir övgü yaptığım sanılmasın. Ama böyle büyük bir misyon sahibidir. Bunu göze alabilen. Alabilendir. Ve insanlık tüccara ve sanayiciye olduğu kadar, hatta bence çok daha fazla, bu insanlığın ortak çiçeklerine bence çok şey borçludur. Borçluyuz. Ben kendimi öyle sanıyorum. Peki insanlık derken kalabalık halk kitlelerinden bahsedelim. Bu kitleler bugün olduğu kadar entelektüel karşıtlığına hep sahipler miydi? Yoksa bu bir, yani 20. yüzyıl sonrasından bahsediyorum, yoksa bu bir süreç içinde mi ilerledi? Nasıl okuyorsunuz bu gelişmeyi? Şöyle okuyorum, yine aynı modernisten alacağım. O zamanlar entelektüeller çok saygı duyulan insanlardı çünkü aynı zamanda bir meslekleri vardı. Daha sonra hani bizim siyasetçiler derler ya, edebiyat yapma, ben biliyorum her şeyi falan diye. Daha sonra halk kitlelerinde felsefe yapma, edebiyat yapma gibi bir siyasetçinin teşvikiyle bu düşün insanları bir ara birazcık görülmeye başladı. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Ama daha sonra mesela 20. yüzyılın ilk yarısındaki, 19. yüzyıldaki büyük parlak düşün adamlarıyla, yani Marx'tan Freud'a kadar vesaire büyük düşün adamlarıyla, tabii bu bakış çok değişti. Entelektüeller toplumun önünde, evet halkla beraber değil, hayır. Altını çiziyorum. Halkın önünde halkı götürmeye aday olandır. Mesela Christoph Kolomb gibi gemiye binip bütün dinsel tabuları aşıp yeni bir dünyayı keşfe gidendir Christoph Kolomb.
Fakat 20. yüzyılın ikinci yarısı bana öyle geliyor ki çok hazin bir yüzyıl. Bakın yine Andrejid'in bir cümlesiyle açacağım 20. yüzyılı ve entelektüeli. Diyor ki, çekirgeler virgül koyuyor. Geldik, doymuyoruz. Doymayacağız. Bütün yemekleri önümüze koyun. Şimdi bundan daha güzel bugünkü durumumuzu anlatan var mı? Yani doymamak bilmiyorum tıpta hangi hastalığın ismidir ama doymayan biziz. Politikacı ne yapıyor? Sen ne kadar istersen iste ben sana daha çoğunu veririm. Hani bizim bir başbakanımız vardı şey derdi. O ne verdiyse. O ne verdiyse ben bir fazlasını veriyorum. Ey benim köylüm böyle. Yine de espri yapardı. Güzel küçük bir felt şapkası vardı. Anladınız kim olduğunu. Evet. Çok gidip çok gelen. Evet. Ama espri de yapıyordu. Dolayısıyla bugünün dünyasında ben buna hazın dünyası diyorum. Zevkin dünyası diyorum. Hazın duruğa çıkmanın tırnak içinde postmodern deniyor o dünyaya. Katılmamama rağmen çok hakları var. Hazın doruğuna çıkmanın övgüsünün sonuna kadar yapıldığı bir dünya bu. Valéry diyor ki Fransız felsefecisi ama bu dünyada ister istemez düşmanlık gelişecektir diyor. Çünkü kendisinin övgüsünde olan ister istemez başka birisini aşağılayacaktır. Burada kavga kaçınılmazdır. Burada siz sistemi sorguluyorsunuz. Tabii. Biraz evvel dediniz ya Trump bunun insanı. Netanyahu bunun insanı. Bunların arasında Orban, Putin vesaire. Bunların arasında şimdi size soruyorum. Galatasaray Üniversitesi siyaset bilimi mezunu olarak size soruyorum. Eyvah. Yok, o kadar zor bir soru değil. Bir tane iktisadi toplumun özüne dokunup eleştiren gördünüz mü? Yok. Soruya devam ediyorum. Bir tane din adamı gördünüz mü ki Yahudi, Müslüman veya Hristiyan? Veya Çinli artık. Yahu ey insan kardeşlerim, bireysel olarak her birimizin hedonizmin doruğunda yaşaması övülecek bir şey değil. Herodot da bunu eleştirdi, Aristo da bunu eleştirdi. Ve ilk İsrailler, ondan bahsettiğim son yazımda, ilk İsrailliler, din adamları, Romalılarda da çok var, bunu sonuna kadar eleştirdiler. Bugün has topluma ilişkin bir eleştiri var mı? Ben görmüyorum. Hemen buradan birinci konuya bağlayacağım. Entelektüel bugün bütün dışlanmışlığına karşı yine hepimizin insanlığın ortak çiçekleri olarak uyarıyı tek yapan onlar. Peki 20. yüzyılın ikinci yarısında anti-entelektüelist dalga üzerlerine gelirken entelektüeller ne yaptı veya ne yapmalıydı? Bah, hiçbir şey yapamadılar. Çünkü sebep şu, karşı tarafın şeyi... Fikir adamı diyemeyeceğim ama karşı tarafta bireysel hazın sonuna kadar tatmininin meşru olduğunu savunanlar, bunun mümkün olmadığını görerek, yani biliyorsunuz hiçbir zevki sonuna kadar tutamayız. Biraz sonra düşmeye başlar. Bir program yaparsanız iktisatla bunun arasındaki ilişkiyi bence çok güzel olur. Dolayısıyla sürekli yeni bir haz objesi bulmanız lazım. Yine zannediyorum şey diyor ki, psikanalist Lacan diyor ki, öyle bir durumdayız ki artık arzu ettiğimiz şey değil, arzumuza aşığız. Yine Andrejit metafor yaparak diyor ki Nathanael'e, dinle Nathanael diyor, dinle beni, iyi dinle. Güzelliği baktığın şeyde arama, kendi bakışında ara. Bu nasıl bir ben övgüsüdür? Entelektüelden başka onun için her şeye rağmen tutunacak hiç kimsemiz yok. Din adamı dahil. Din adamı çünkü bugün iktisadi düzenin meşrulaştırıcısıdır. Ve entelektüelsiz kalınınca. Başlığımıza geldik. Ve entelektüelsiz kalırsak. Merak ettiniz değil mi ne olur diye. Aslında merak edecek bir şey de yok. Kaldık bu olur.
Yani entelektüelsiz mi kaldı bugün dünya? Şimdi bugün dünya her şeye rağmen, mesela Fransız ekolünden olduğum için değil ama Fransız ekolünü çok pesimist bulanlar var. Amerikalılar mesela anlamazlar. Ya ne var pesimist olacak? Şöyle sayarlar Amerikalı fikir adamları diyorum, entelektüel demiyorum, sayarlar. İnsan ömrü uzadı mı? Uzadı kardeşim. Bak 90'a kadar yaşıyoruz. Güzel. Hatta sevgili antisemit olmayan kardeşlerim derler ki, bak İsrail'de insanlar hiç ölmüyormuş, kanser de olmuyormuş derler. İşte geçiyorum orayı. Amerikalı fikir adamı der ki, 90'a kadar geldi mi? Geldi. Robotlar artık bizim yaptığımız işin bir sürüsünü yapıyor mu? Yapıyor. Yakında ölümsüzlük de keşfedilecek mi? Bilemiyorum ama belki de keşfedilecek. Peki, daha ne istiyorsunuz? Savaşlar sonucunda da bizim tahmin ettiğimizden daha az insan ölüyor diyorlar. Evet, daha ne istiyorsunuz? Vaktim varsa 3 tane kısa neden sayacağım. Durum daha, daha epey bir tamam. İyiyiz. 3 tane neden sayacağım. 1. 1945'te bir tane Hiroşima'da ilk olarak insanlığın tek bir düğmeyle kitle halinde öldürülebileceğinin sırrı keşfedildi. Beni dehşete düşüren 10 gün sonra aynı ülke, ben ülke demiyorum, aynı insanlık bunu bir daha denemeye cesaret edebildi. Ve orada insanlık tarihinde bence büyük bir kırılma var. Aynı risk tepemizde, yanı başımızda bekliyor. Anders, Hannah Arendt'in kocası, filozof, öğrencilerim bunu çok iyi bilir. Nagasaki'ye bombayı atan pilota savaştan sonra buluyor, soruyor, sorguluyor daha doğrusu. Filozof sorguluyor, diyor ki, ne yaptınız diyor, bana anlatır mısınız diyor. Anlatayım diyor. Uçağıma bindim. Uçağını da galiba sevgilisinin ne ismini vermişti. Niye onun ismini verdiniz diyor Anders. En çok sevdiğim insan ismini verdim diyor. Peki diyor Anders. Ne yaptın diyor. Gittim diyor şeye. Verilen işi yaptım bir kere diyor. İşit kutsallaştırılması, bu denli kutsallaştırılması iktisata aittir. Peki diyor. Gittim diyor. Baktım diyor. Uçağın sesini duydular. Nagasaki'deki Japonlar saklandılar diyor. Bombayı atsam boşa gidecekti bomba. Boşa gitmek neyin kelimesi? Bugün bizim sanayicilerin vesaire non-rentable, rentable olmayan bir iş yapmayayım dedi. Uzaklaştım. Biraz turladım. Havalandım, geri döndüm. Artık çok yukarıda olduğum için Japonlar tekrar dışarı çıkmışlardı, güneşleniyorlardı. Anlatılan şekilde bombayı bıraktım, tam isabet. Gitti. Anders soruyor. Geriye baktın mı hiç diyor. Hayır diyor. Ne gördün peki buna rağmen diyor. Galiba büyük bir duman bulutu vardı. Dönünce ne hissettin diyor. Arkadaşlarım beni kutladılar. İşimi mükemmel yaptım. Büyük bir kırılma. Aynı tehlike yüz misliyle içimizde duruyor. Ha dersiniz ki birbirlerinden korktukları için atmayacaklar. Bu kadar ahlaksız bir yaşamın içinde olmak istemiyorum. Yani benim seni öldürmememin tek sebebi senin de beni öldürme korkum. Bir. İki. Bir programı da bunun için yapmak lazım. Tabiat bitirdik. Tabiat kalmadı. Tabiata değil egemen olmak, lime lime sömürdük ve bitirdik. İki. Tabiat dönüp öcünü alacak ve alıyor. 3. Finansal kriz. Şimdi bütün bunlar varken tekrar dönüyorum. Yeni andrejitlerden umut bekleyebiliyorum. Başka kim? Cevabı orada buluyorsunuz. Evet. Tekrar diyor ki çekirgeler biz geldik. Doymuyoruz. Tekrar andrejit devam ediyor. Özellikle diyor ki dün gece yarısı diyor. Uyandım. Yanı başıma baktım diyor. Beni kim uyandırdı diye. Arzum, ihtirasım uyandırdı. Ve Andrejit sesleniyor. Beni ne zaman rahat bırakacaksın?
Ölmek istiyorum senden kurtulmak için. Senden kurtuluşun başka bir çaresi yok. Neyi anlatıyor? Bugünün insanı anlatıyor. Sizi, beni, hepimizi anlatıyor. Sadece iktisadi sistemi değil. Biraz kendimize bakalım. Şimdi Türk, oraya Türk hatta bu topraklara gelin. Türk de demeyeyim, bu topraklara gelin. Yani Cumhuriyet öncesine de gidelim istiyorum. Şimdi bir hem Osmanlı dönemi hem de Cumhuriyet'ten bugüne bu topraklara baktığımız zaman burada entelektüeller oldu tabii haliyle. Hem nitelikleri nasıldı hem de toplumla kurdukları ilişki nasıl, toplumla ve devletle kurdukları ilişki nasıl süre geldi? Birkaç tane isim sayacağım size. Ricardo, Proust, Marx, Trotsky, Einstein, Derrida, Kafka. İnsanı insan yapan tek övüncümüz. Hani bir gün beni Marslar kaçırsa dese ki suçlusun ayağa kalk, ne yaptınız ki dese bir tek şey yapabilirim. Bunların isimlerini verebilirim. Kusura bakma, özür dilerim. Bütün yaptığımız bu değil. Nasıl bir şimdi bu toprakların toplumuna ve tabii oradan bu topraklardaki Yahudi toplumuna oraya da geliriz. Ama şimdi genel, önce burada bir bütün. Peki. Evet, tekil örnekler var. Fakat Ammas büyük bir güç olarak nasıl bir hediye verdik? Nasıl bir ivme verdik? Uygarlığa. Evet. Tabii ki çok büyük isimlerimiz var. Yani Nazım Hikmet'ten, yani şu anda aklıma gelmeyen büyük romancılarımıza, Yaşar, büyük, Kemal. Yaşar Kemal vesaire. Tabii ki, tabii ki asla birçok şeyi onlardan öğrendim. Sizde, bende, hepimizde. Ama genel olarak mesela modernist, o size biraz evvel anlattığım kutsalın dönüşümü halinde ne yavaşça, ne tedrici, ne radikal bir kopuş olamadı burada. Din adamından burada böyle bir çıkış bilebildiğim kadarıyla olamadı. Yani buradan böyle bir patlamayla Freud'a doğru, Kafka'ya doğru, Marx'a doğru, Lacan'a doğru bir gidiş olamadı. Niye? Ya, çok sebebi var. Yani bir iktisadi sebeple bazı arkadaşlar katılmazsa da ben Protestanlığın Batı'ya getirdiği büyük dinamiğin oluşmamasında görüyorum. Bugünkü temel konumuz bu olmadığı için oraya şu anda çok fazla girmeyeceğim ama bir tek şey söylemek istiyorum. Amsterdam üzerine yazdığımda ve yazılan bir sürü yerde şöyle bir ikili şey görüyorum hep. Bezirgan ve filozof. Bezirgan ve filozof birlikte gitti bu entelektüeli yaratmak için. Zannediyorum, özellikle bu dönemde Bezirgan tek başına yürüyor. Ve Bezirgan'ın tek başına yürümesi meşru görülüyor. Meşru gösteriliyor. Bütün dünyada böyle olduğu gibi burada çok daha uzun süre böyle oldu. Bu büyük kırılma olamadı, bu büyük gün yüzü görme olamadı. Bu işin büyük uzmanı değilim. Ama kendi konularıma bakarken, kuş bakışı da olsa, bu iki büyük yani sermaye birikiminin olamamasının, dolayısıyla işte Amsterdam'daki tüccarın olmamasının ve karşısında onu denetleyecek filozofun olmamasının. Madem vaktimiz var,
Amsterdam'a ilişkin bir küçük tespit lütfen, daha yapayım. Buyurun. Daha iyi anlaşılacak. Hep hayal ederim. Amsterdam, kapitalizmin galiba Venedik'ten sonra veya Anver'den sonra üçüncü büyük şehri zannediyorum. İlk üçüncü büyük şehri zannediyorum. Amsterdam limanını ben tabii birçok okuduğumdan falan şöyle hayal ederim. Spinozalı Amsterdam'ın hayalini. İnanılmaz yoğunluktaki bir mal sirkülasyonu var. İnanılmaz bir zenginleşme var. İnanılmaz bir sömürü var. İnanılmaz bir kölelik düzeninin gizlice veya açıktan takibi var. Ama kapitalizm büyüyor. Öbür tarafta ise sessizce şöyle düşünüyorum. Akşamüstü büyük filozof. Filozof biliyorsunuz ilk dönemlerde bir tek Aristo'yu. Ama sonra büyük filozof Spinoza muhtemelen evinden çıkıp limanı gören tepeden bakıyor aşağıya. Bakıyor ve tabii ki görüyor. İnsanlığın kaçınılması mümkün olmayan geleceğini görüyor. Zenginleşirken Amerikalı düşünürlerin biraz evvel söylediğim bence tersine yoksullaşmanın veya vahşileşmenin tasvirini yapıyor bence kafasında. Diyor ki insanlığa aman istekten arzuya geçerken aman dikkat edin. Bizde bunu diyecek kimse var mı şimdi? Yok. Yok. Spinoza bunun cezasını çekti. Neredeyse öldürülüyordu. Evet, yani sorduğunuz soruya biraz dolaylı, biraz dolambaçlı. Ama zannediyorum bir takım ipuçları var. Tekrar modernist denmiyor kimseye benim bildiğim kadarıyla daha 11. yüzyılda. İki, Saint-Michel var batıda. Saint-Michel o Paris'teki Saint-Michel değil ama şu anda yine çok turistik olan ama bin yıllarından itibaren Aristo'nun ve diğer filozofların tercümelerinin yapıldığı bir yer orası. Gelgitin yaşandı. Evet. Yani şimdilik bu konuda söylemek istediklerim bundan ibaret. Tamam. Şimdi zaten bu toprakların Yahudi toplumuna evet. da geçmeye yeterli zemini hazırladığımızı düşünüyorum. Evet. Ayrıca soru düzeninizi ben gerçekten bana düşmez ama çok şey yaptım, beğendim. Teşekkür ederim. Sizin katkınızla. Şimdi bu toprakların Yahudi toplumuna gelirsek epey bir eleştiriniz var. Var. Haklı mıyım? Var. Var. Konuşmaya başlarken şeyi söyledim size. Hep düşünürdüm ilk bu isimlerle tanıştığımda. Niye bizde Marcel Proust var ama mesela benim soyadım Sarfati. Niye Marcel Sarfati yok? Niye Kafka yok? Marx'lara falan geçmiyor. Troçkilere falan geçmiyor. Ve daha bir sürü isme geçmiyor. Niye yok? Niye bana etrafımda böyle örnek olabilecek kimseler yok? Ki bir araya girip buradaki... özellikle Osmanlı dönemine dönüp baktığımızda bu toprakların Yahudi toplumu da küçük bir cemaat değildi. Değildi. Tabii ki değildi. Ciddi bir sayısı vardı. Evet. Niye yok? O zaman kendi kendime şöyle bir şey düşündüm. Spinoza biliyorsunuz şeyden geliyor. İspanya, Portekiz, oradan Amsterdam'a geliyor. Neredeyse aynı dönemlerde de benim dedelerim vesaireler buraya geliyor. Aynı. Yani aynı kök. Ve İspanya'da bu adamlar büyük bir kültür yaratıyorlar. Aynı Spinoza oraya gidiyor, büyük Descartes'in karşısına çıkabiliyor. Çıkabilen de kısa boylu bir siyah saçlı, simsiyah saçlı, işte bizim yani siyah gözlü bir küçük, biz burada çok rastlayabileceğiniz küçük bir sefarat Yahudisi. Şu izin verirseniz şunu anlatayım. Konuyla çok ilişkili. Baba ölüyor. Spinoza evden zaten uzaklaştırıldığı için ama mirasın kendine kalan kısmını istiyor.
Diğer kardeş diyor ki, hayır diyor, bu sana ait değil diyor, hepsi bize ait diyor. Spinoza dava açıyor. Bu kesin. Ve davayı kazanıyor. Gidiyor, kardeşi büyük bir üzüntü içinde mallarını almasını bekliyor. Kardeşine diyor ki, bir dakika gel diyor. Bütün mallar senin diyor. Nasıl diyor? O kadar uğraştın, dava açtın, bana mı bırakıyorsun? Evet diyor. Ben mal için dava açmadım diyor. Ne yapacağım ki ben onları diyor. Hepsi senin olsun diyor. Bırakıp gidiyorum. Şimdi soru, tabii ki bir sürü insana komik gelecek. Bir tane böyle insan tanıyor musunuz? Valla bugün yok. Yok. İşte bütün mesele o. Sorum, benim sorum şu. Niye orada Spinoza var? Burada benzeri bile yok. Niçin başlamadık onunla? Ve niye şeyle devam etmedik? Mendelssohn'umuz yok. Yani Almanya'daki büyük Yahudi aydınlanmasını yapan kimse yok. Ama çünkü burada da aydınlanmayı yapan kimse yok. İşte tabii. İşte. Sizin sorunuzun cevabı oraya bağlanıyor. Evet. İşte yok. Onun için Mendelssohn'da belki tanımıyorsunuz. Bu müzisyen Mendelssohn'un amcası. Kant için, Kant diyor ki, benim dengimde tek filozof Mendelssohn'dur. Moses Mendelssohn. Hatta Yahudi toplumu şöyle tarif edilir Almanya'dan. Musa'dan Musa'ya, yani Musa peygamber en büyüğü. Şu anda da Moses, Musa, filozof Musa. Diyor ki Moses, bakın, diyor ki, din diyor, orada yazıldığı şekliyle yorumlanmak zorunda değildir. Gelin yeni baştan yorumlayalım. Ve büyük kırılmayı yapıyor. Şimdi ben burada böyle bir din adamı tanımıyorum haham olarak. Biz de zaten ana topraktakilere bağlı olarak din bir takım fanatik ritüelleri toplamı. Yani sinagoga gidiyorsanız, o günde kipur gününde oruç tutuyorsanız vesaire, işte cumartesi falan. Hayır diyorum Mendelssohn, bu değildir artık diyor, uyanın diyor. Ve ondan sonra tefeci Yahudi imajı silinmiyor. Ama tefeci Yahudinin karşısında sermaye eleştiren büyük Marx var. Altın tutkusunun bilinçaltını eleştiren büyük Freud var. İhtirası ve kıskançlığı sonuna kadar yazan büyük Proust var. Bizde hiç. Zannediyorum birbirimize benzedik. Yani o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Galiba bitiriyoruz da. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Zenginliğin... Bir beş dakikamız daha var. Tamam. Zenginliğin o zaman şöyle bir sanı var. Yahudi toplumunda da Türk toplumunun kendini modernize diye niteleyen yeni zenginlerinde de var. Zenginliğin de facto erdemi içerdiği düşünülüyor. Yani başka bir şeye ihtiyaç duymadan. Evet. Yani Aristo fiyatı nasıl anlatmış, fiyat nasıl olmalıymış, Telemark bu konuda ne demiş, erdem nedir vesaire. Hiçbir üniversitede ve hiçbir lisede erdem dersi var mı? Yok. Erdemi anlata anlata din adamları anlatıyor. Bence en son anlatması gereken onlar. Ha, onlar kendilerine göre anlatsınlar. Ama erdem başka bir şey. Aristo'dan beri, Spinoza vesaireden sonra anlatılan. Var mı? Yok. İhtirası eleştiren var mı? Hayır. Herkes anlatıyor. BMW'ye staja gittim. Nasıl hızlı, nasıl etkin, nasıl kıran kırana rekabet içinde olunur. Valeri diyor ki, rekabet içinde olmak, başka birini dışlamak ve ona düşmanlık duymak demektir. Şimdi siz BMW'nin CEO'suna bunu anlatabilir misiniz? Adam siz oraya kapıcı bile yapmaz. Orada imkansız. Ama belki akademide bunu anlatabilmelisiniz. Yani çok değerli arkadaşlarım var, benim tanıdıklarım. İşte onlar da insanlığın çiçek bahçeleri gibi.
çok değerli arkadaşlarım var. Ama maalesef yani işte bizim bu programı kaç kişi seyredecekse, yani biz şurada isterseniz yarın akşam bir dolar ne olacak programı yapalım. Ben iktisatçıyım. yapalım. Bak, etkisi başka olur. Bakın göreceksiniz. Başlık da belki böyle, siz hatta, lafı oradan alıp anlatırsanız, dolaylı olarak buraya getirirseniz şansınız daha yüksek olur. Yoksa siz deyin ki yarın Sarfati der dolar tüyoları diye bir başlık adın yarın akşam. Rekor kurarız. İşin çözümü bu. Evet. Yani şaka bir yana da bana çekirgeler olarak tanımlanıp bu dünyadan gelip geçmek hazin geliyor. İçimi vuruyor. Yani gerçekten iştahım kesiliyor. Bir şey yemek istemiyorum. O öyle dedikçe, Andrejit öyle dedikçe bir şey yemek istemiyorum. Var evet böyle arkadaşlarım. Çok değerler var. Benden çok daha değerler var. Ama yani toplumsal bir şeyi yok, anlamı yok, toplumsal bir bazı yok. Hiçbir bazı yok. Evet, yani biraz umutsuzluk içindeyim. Üzgünüm. Belki de yine de Spinoza'nın cümlesiyle bitireceğim. Diyor ki Spinoza, umut korkunun arka yüzüdür. Ona göre diyor. Şimdi sizin Shalom'daki yazılarınız bu konu üzerine 4 yazı kaleme aldınız. Devam edecek mi? Orada noktalandı, başka bir konuya mı geçiyorsunuz? Aynı şeyden, yani şuradan austerite denilen, yani biraz daha makul bir hayat nasıl olabilir alternatifi üzerine düşünüyorum, onları yazmaya devam edeceğim. Tamam, biz de o konuyu bir de burada konuşuruz diyelim o zaman. Ne kadar güzel ya. O zaman şöyle bir şey yapalım. İktisap toplumu olmak ne demek? Oradan başlayalım. Tamam. Bugün haz toplumu olmak ne demek? Hazın bu kadar övüldüğü bir dünyada yaşamak ne demek? Çok teşekkürler. Bana bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Devamını da getireceğiz gibi ona benziyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Profesör Metin Sarfati ile entelektüelsiz kalmış toplumları konuştuk. Entelektüelsiz kalınca bu toprakların Yahudi toplumuna ilişkin gözlemlerini paylaştı Sarfati bizimle. İyi günler. İyi günler.